Oda Beker. Kahve de diyoruz. Oda Beker, Oda Işık var. Söyle Osman, söyle. Kendini topluyorum. Resim çekebiliriz değil mi? Haberim olacak. Tamam, bu akşam. Bir dahaki sezon, bu sezon mu yetişir, bir dahaki sezon mu bilmiyorum ama yaz şayla ilgili, kesintilerle ilgili bu kulüp ikincilikte bir şeylerin anlaşılması olması lazım. Bu kulüple ilgili Şofan Odası Başkanı olarak en o konuda çay kesimiyle ilgili desteklerimi vereceğimi, bu konuyla ilgili daha önceki yaptığımız işte Ekrem Başkan Bülü Celal Başkan döneminde çay kesintileriyle ilgili %100 verim aldım. %100. Çok büyük bir de geri dediği gibi çok çok büyük bir gelir kaynağı Sayın Bakanım. Bu konuyla ilgili sivil toplum örgütleriyle ben bunun başında olmak kalbiyle şimdi şey hangi köyde bir sıkıntı olduğu zaman biz derdik ki parayı geri vereceğiz. Kimdir? İşte Osman Yüksel. Adamın adamını bulurduk. Dedi kardeşim ne itiraz ediyorsun? Fabrika müdürünü rahatlatma açısından. Bir çuvalla para alıyorduk. Bu konuyla ilgili sivil toplum örgütleri de bu konuda destek vereceklerine inanıyorum. Ben şahsım olarak yaş çayla ilgili, kesintilerle ilgili her zaman yanınızda olacağımı ve bununla ilgili başaracağımı da inanıyorum. Otomatik olarak yani biz bunu yaparken müstahsiden imza aldık ama otomatik kesiliyordu Sayın Bakan. Otomatik. Ondan sonra itiraz eden daha çok az çıkıyordu. Bunu da muhtarlar kaydıyla devreye girerek bunu minimize en az aza indirerek bir dahaki dönemde bu konuyla ilgili eğer ki yaş çayla ilgili, kesintiyle ilgili ve bütün pazarlı halkta bir kopukluk vardı ama şimdiki bu kopukluk biraz... Bu havayla aslında bir milyon çok iyi biliyorum. 1.250.000 lira bütçemizin olduğu dönem, o Suzan'ın son döneminde 270.000 lira çaydan kesinlikle para. Ben bütçü diyecektim. Evet. Bak yani şu andaki hesaba bulduğunuz zaman var ya en az 500-600-700 bin liraya yakın bir kaynak topluyor. Ve hiç kimse de üzülmüyordu, kimse de sıkışmıyordu. Bir tane, bir tane karşılaştı. Yani çok önemli bir kaynak. O konuyla ilgili bilmiyorum yani bana da bir şey düşüyorsa yani, beraber. Onu artık yönetim olarak işte bu dar parada sizlerle de duyduk. Yani bir bazı olaylar oldu. Bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani şey etmek lazım, tabana yaymak lazım. Şimdi yardım sağ olsun yöneticiler, arkadaşlarım bir şeyler yapıyorlar, işte bazı eş adamlarından alıyoruz ama hep aynı insanlardan artık istenmiyor, olmuyor yani. İnsanlar da yoruldu. Yani bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil, beş sene değil. Hep aynı insanlar, hep aynı insanlar. Yoruluyor. Yani tabana yaymak lazım insanlara. O zaman hiç kimseyi de zorlanmaz. Yani bir şey yok. Evet. Şimdi başlattım da öyle bir kampanya başladı şu anda pazartesi günü. Şimdi başkanım bir şey anlatayım da büyük. Bakalım. 1.700 gün. Bileceksin çünkü. Hazırında gözükse şampiyonluk gününe açıklıyorum. Burada açıklayacağız. Sporcuyla geliyor. Ya, ne verebiliriz, ne yapabiliriz falan. Dedim ki ya 200-250-300 yapar mıyız, ne yapar mıyız? Ya, bir takım takımları da, diğer takımlar da ne veriyor onu öğrenirim dedim de ona göre. O ara bizim evet. Fatih diye bir sporcumuz geldi. Tamam dedi, sordum ne, prim mi dedi. Nevşehir açıkladı dedi. Ne açıkladı dedi, 100 bin lira veriyordu. Görüyorsun, o an dedim, biz dedim en az 200-300 yapacağız dedim, tamam mı? Abi dedi, kişi başı 100 bin lira. Tamam mı? Ne dedim diye. Bir baktım, 2.5-3 milyon lira. Oğlum dedim, o vizeye geçer dedi. Neyse o da gazeteyi getirdi ki orada 300 bin lira çıkacağız. Şekil de dedik ya az bir tuz olsun, tuz olsun 500 bin lira. Ulan dedik çıkar mıyız dedim. Çıkarsak dedim şakadan anlamaymışsın diye söyleyeyim dedim ama 500 bin lira bir kıyma çıkardık. Çıktık da şimdi çocuklar şeydi. Şimdi bir kampanya başladık işte internetten. Herkes 5 lira 10 lira. Türkiye genelinde. Valiliğimiz, işte Vali Bey'e uğradık Allah razı olsun. Kampanyaya 30 bin lira destekle başladı.
bunu bütün Türkiye genelinde, ya adam 100 lira verir, 10 lira verir, 20 lira verir ama Türkiye genelinde böyle bir kampanya şimdi onun izini yaptık, bizim çalışma yapacağız. İnşallah orada işi toplarız, o filmleri o şekilde alabiliriz. Yoksa da durumun yeri değil yani. Başkan, böyle hep bak şunu söyleyeyim. Kulüplerin uzun vadede yaşaması lazım. Onun için sistem gerekiyor. Sisteme ihtiyaç var. Sistem içinde üretmek zorundayız. Bakın, üretmek zorundayız. Oyuncu olmaz. Üretmek zorundayız. Oyuncu çıkarmak zorundayız. Her yetkili oyuncuyu vermek zorundayız. Buna göre plan yapmak zorundayız. Onun için doğru olan adımları atabiliriz. Şimdi böyle olan plan yaptığımız oyuncu bize sürekli iş yapar. Sürekli işleyen bir sistem yapıyor. Bunun için en önemli şeyler öz kontrol, tesis ve bunun neticesinde sonuç elde ediyor. Oyuncuyu böyle bir üstü gebermek, cazibesi oradan geliyor. Yoksa sana gelmez mi? Şimdi bu kupayı topladım. Yani 15 tane topçu, 35 tane adam aldı gitti. Bir yer paylaştığım hangisi öz kontrolümüzü harekete geçirmek. Buranın, buranın geçirmek. Bir takımda, alt yerine yanılırsan, orada bir yerlere giderim, taşırım. Yani bunu yapmazsa olmaz. O yüzden bunlara göre işler yapmıyoruz. Doğrusu oldu, doğru adımlar atmamız lazım. Bunlar da, yoksa topladın, verdin, dağıttın. Hüseyin'de kaldı bakan, şimdi Oğuzhan Çakır'ı, Şefurt'a ne güzel paralar, Abdülkar Hakkı'nın geçen. Kampüs kaynakları üstünde. Doğru da çok akademik bir de bizim ne yaptık ya? Akademik bir de üstü çok iyi bir danslarım var. Şimdi akademik bir de katılmadığımız zaman bizim genç çocuklar ne yapıyor bizi? Bize de gidiyorsun 30 yaşında adamlarla topluyor bu işte. Çünkü öyle bir akademik bir günü de biliyorsun. Takasmanı çok maliyeti yüksek bir gün. Çünkü aynı yaşında bunda oynaması lazım çocuklar. Otobüsümüz var. Bir deplasmana ne gidebilir miyiz? O yönden de bir kampa. Akademi ligine katılmazsa bu adam biter. Onları konuşabiliriz. Malta katılmazsa. Sen Malta katılmazsa. Bizim balık tüklüğü öğretmeniz var. Evet. Evet. Balık veremeyiz. Bakın. Şunu söyleyeyim. Doğru işleri yapmamız lazım. Bu işimiz var. Şey niye durdu bakanım? Altyapı tesislerimiz niye durdu? Altyapı diyorsunuz devamlı o şeyde yol kenarında yaptığımız. İşte durma diye bir şey. Bu işler bunlarla bir an önce onun bitmesi lazım. Tamam size katılıyoruz doğru da balığı oranın siz oraya bastırmanız lazım. Oralar devam ediyor. İşte oraya önemli olan da. Evet değerli izleyicilerimiz, bakanımız ziyaretini tamamladı. Gördüğünüz gibi güzel konuşmalarda yapıyor. Daha sonra ziyaretlerine devam edecek. Bakanım, Pazarspor 2. Lig'de. Evet, öncelikle tabii Pazarspor'umuzu tekrar 2. Lig'de görmek bizi mutlu etti. Pazarspor altyapıdan yetiştirdiği oyuncularıyla Türk sporuna çok büyük hizmetler ediyor. Öncelikle gösterdikleri performansından dolayı kulübün başkanını, teknik heyetini, yöneticilerini, futbolcuları tebrik ediyoruz. Küçük bir ilçemiz Pazar ama tüm Türkiye'de bu başarısıyla güzel bir destek buldu. Herkesin bu genç takımı izlerken büyük keyif aldığına inanıyoruz. Çok gurur verici bir şey. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii eski başkanlarımızdan Hüseyin Yardım Bey, Anadolu Celal Bey, şimdi Mustafa Başkan, teknik heyete teşekkür ediyoruz hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yönetim kurulumuzda da bazı değerlendirmeler yaptık. Gelecek sezonda Pazarspor'un başarılı olması için biz üzerimize uçan destekleri vermeye çalışacağız. Bununla ilgili değerlendirmeleri neyiz? Pazarspor'un
spor potansiyeli, pazarın spor potansiyeli çok çok umut verici. Biz de bölgemizde spor tesislerinin yapımına devam ediyoruz. Rize'de yaptığımız tesisler var. Pazarımızda da yüzme havuzunu tamamladık. Halı sahalar yapıyoruz. İşte gençlik merkezi yaptık. Tribünler, stadın iki tribünü de tamamlamış olduk. Ve şimdi inşallah pazar sporumuzun antrenman sahası ile ilgili talepler var. O talebi inşallah ilgili bir şekilde tamamlayıp yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu noktada ilgililerle görüşeceğiz. Güzel bir plan olacak. Ben tabii Türk futboluna kattığı değerli oyuncularıyla pazar sporu bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir sevinç ama bizim bu gençlerimizin, bizim gençlerin güzel gençliği sunma önünde çabalarını. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız pazar sporu iyi bilir. Yani bunu çıktığı zaman da tabii şampiyonu mesela pazar mevzunda vermiştik. Pazar sporu çıktığını kendisine söyledim. Çok sevindim. Onu tebrik ettim. Onu da selamlarımı iletiyorum. İnşallah hem de Çarkı Rize Spor'la pazar sporu birlikte güzel şeyler yapacağına da inanıyoruz. Bunu da ifade ettik. Çünkü Mithat bana burada oynadı. Rize Spor'un futbolcusu olarak. Ama bunları da geliştireceğiz. Ben tekrar her türlü desteğe hazırız. Pazar sporumuzla, bölgemizle gurur duyuyoruz. Buradaki yöneticilere de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Başkan şanslı bir adam. İkincilikler ona göre. İnşallah bu ligde de başarılı olacak. Ben tabii tekrar başta Şevki Ponyalı hocamıza ve ondan önce de takımı hazırlayan Kadir Kar hocamıza, onların da emekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah ikincilikte de güzel şeyler buluruz. Ama benim